Kim Allah Resulü'nün kitaplardan okuduğunuz zaman ben size bunun garantisini verebilirim ki insanlar niye Allah Resulü'nü sevmiyorlar? Niye hakkıyla Allah Resulü'nü sevemiyorlar? Oysa normalde şu kitaplarda Allah Resulü'nün çektiklerini okuduğun zaman bu adam bizim için neler çekmiş diyorsun. Bütün hayatını, bütün rahatını, bütün her şeyini bizim için feda etmiş. Sırf Allah'ın dini bize ulaşsın, ulaşsın diye. Ama yine de sen onu hakkıyla sevemiyorsun. Hakıyla onu örnek alamıyorsun. Sebebi nedir biliyor musunuz? Çünkü bir insan birinin çektiklerini yaşamadan onun anladıklarını anlayamaz. Mümkün değildir. Ancak siz insanlara Allah'a davet etmeye başladığınızda ve insanlar size peygambere yaptıkları hakaretleri yaptığında ne büyük adammış Allah Resulü demeye başlıyorsunuz. Başka türlü kitaplardan okunarak işte biri ona yalancı demiş, biri ona şair demiş, biri ona kahin demiş. <laughs> Allah Resulü'nün ne çektiğini anlayamazsınız. Ancak siz de onun yaşadıklarını, onun çektiklerini veya benzerini, ya hiç kimse onun yaşadığını yaşayamaz. Onun yaptığı fedakarlığı da hiç kimse yapamaz. Ondan dolayı o bütün insanların arasından peygamber olarak seçilmiştir. Ama onun yaşadıklarını anladığınızda yaşadığınızda onun ne yaşadığını anlarsınız. Onun yaşadığını anladığınızda onu sevmeye başlarsınız. Aksi halde öyle kitaplardan okuyarak işte eziyete uğramış, hakarete uğramış, yurdundan sürülmüş, aç kalmış, şöyle olmuş, böyle olmuş. Bunlar film izleyen insanın gözyaşları gibi bir gözyaşı dökersin en fazla. Bir film izlerken etkilendiğin kadar etkilenirsin. Filmi izliyorsun. Belki ağlıyorsun, belki çok etkileniyorsun. Tuşa bastıktan sonra bittiği kendi hayatına tekrardan geri, geri dönüyorsun. Müslümanlar Allah Resulü'nün davasına değil de işin edebiyat kısmına sahip çıkınca Allah Resulü'nü anlamamaya başladılar. Bazen etkilendiler. Bazen vay be neler çekmiş Allah Resulü dediler. Ama film bittiğinde odadan çıkan adamın durumu gibi onlar da odadan çıkıp gittiler. Onun için kim bu davanın hakikatini ve zorluğunu anlarsa Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem imanın rükünü olan sevgisi de onunla beraber onunla beraber artar. Ama şunu söyleyebiliriz. Yani bütün buradan kim tevhid davasına girdikten sonra rahat bekliyorsa, tevhid davasına girdikten sonra işte evinde, işinde, yolunda bir hayat e, umuyorsa, beyhude bir beklenti içerisindedir. Ya girdiği yol tevhid yolu değildir, ya kendisi mümin değildir. İki seçenekten bir tanesi. Ya girdiği yol tevhid değildir, o kendini aldatıyordur, onun tevhid olduğunu zannediyordur. Ya da kendisi mümin değildir, onun farkında onun farkında değildir. Ama bir insan hem Allah'a iman etmiş hem de tevhid davasını sırtlanmış ise mutlaka Allah Azze ve Celle onu yolun belli kısımlarında imtihana, imtihana tabi tutacaktır. Çünkü bu yolun hakikati bunu gerektirmektedir.